Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu borsa analizime hoş geldiniz. Malum yerel seçim sonuçları açıklandığı için ben de ekran başındaydım sizler gibi. O yüzden böyle birkaç saatlik gecikme olacak. Artık sahura kadar vaktiniz var. Biraz orayı izlersiniz, biraz burayı izlersiniz. Çok fazla izleneceğini de düşünmüyorum benim videonun. Çünkü herkes şu anda ekran başına kilitlenmiş durumda. Öncelikle devletimize, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun yerel seçim sonuçları. E, tabii merak ediyorsunuz işte hocam bu sonuçların yarın borsa etkisi nasıl olacaktır falan inanın ben de sizler kadar merak ediyorum. Yani hani yarın şöyle açılır böyle açılır diyebileceğimiz bir gün değil. Ama şimdi seçim sonuçlarına baktığımızda biraz sürprizde bir seçim sonucu var. Yani sürpriz demeyeyim de beklentinin üstünde veya beklentinin altında diye böyle verileri bazen sıralıyoruz ya şimdi genel hatlarıyla baktığımızda muhalefet tarafının oylarını artırdığını görüyoruz. Hem geçtiğimiz yerel seçime göre hem geçen seneki genel seçime göre oylarını artırdığını görüyoruz. Bunun da illaki yabancı nazarında bir değerlendirmesi, bir piyasa algısı olacaktır. Şimdi neden yabancı nazarında diyorum? Hani bizim yerlinin hiç mi hareketi olmayacak borsada? Olacak tabii ki ama biz şimdi borsadaki bu önümüzdeki orta ve uzun vadede hikayemiz yabancı arkadaşlar. Tamam mı? Yani biz yerli zaten alacağı kadar aldı, kenara çekildi. Bundan sonra borsanın hikayesi yabancı olacak. Bu yabancının ve sıcak paranın gelmesi için de zaten ortodoks politikalara dönüldü. İşte ekonomi yönetimi baştan aşağıya değişti. Şimdi yabancı bu seçimi borsa tarafında nasıl değerlendirecek? İki şekilde değerlendirecek. Birincisi yerel yönetimleri muhalefetin böyle güçlü bir şekilde başarı elde etmesinden dolayı pozitif değerlendirebilir. İşte hani hükümetin işte denetlenebilmesi açısından yerel tarafta muhalefetin güçlü olması. Hani bu bir pozitif algı ya neden olabilir yabancı tarafından. Veyahut şöyle bir algıyı da olabilir. Yani bakın hani şimdi demeyin bana ya hocam zaten iki tane ya düşer ya çıkar falan demeyin. Hani ben en azından o algıyı sizlere söylemeye çalışıyorum. Şimdi pozitif algılanabilir. Veyahut şimdi hükümet tarafından bu seçim çok başarılı bir seçim değil yani. Bunu artık sizler de görüyorsunuz ve ekonomik sıkıntılar çok fazla etki etti sandığa bak bu seçimde geçtiğimiz seçimde e, de etki edecekti ama o muhalefet kanadının yanlış seçimleri nedeniyle olmamıştı. Bu kez e, ekonomik sıkıntılar ki özellikle de işte o emeklinin enflasyon altında böyle çokça ezilmesi e, emekli tarafına tepkisiz kalınması biraz sandığa yansımış gibi duruyor arkadaşlar ve bu da bu da hani böyle ekonomi yönetiminin yapmış olduğu politikalar nedeniyle biraz e, oldu. Yani neden böyle oldu? Şimdi hazirandan bu yana biz faiz artırıyoruz. Peki enflasyonda bir düşme var mı? Hayır, aksine yükseliş devam ediyor. Hani e, dolar'a bakıyorsunuz. Yani faiz artırdığınızda arkadaşlar, hani bu matematik iki kere 2 4'tür. Faiz artırdığınızda enflasyon da düşer, dolar da düşer. Tabi hemen düşmez. Ama bak hazirandan sonra kaç ay geçmiş? Yani hani hemen iki ay sonra düşmesini beklemiyoruz biz ama hani neredeyse o faiz artırdığımız ilk ayın yıl dönümüne şurada 3 ay kalmış ve hala bir yükseliş trendinde olan enflasyon şimdi bir de emekli maaş zamlarına vesaire de yansımayınca ister istemez böyle bir tepki olmuş olabilir. Ve yabancı nazarındaki o tekrar o algıya geleceğim konuyu da çok dağıttım kusura bakmayın. Eğer birilerine ne diyeyim fatura kesilecekse hükümet tarafı şimdi bir değerlendirme yapacaktır. Yani niye böyle oldu gibisine eğer ekonomi yönetimine bir fatura kesilecekse o zaman da negatif etkiler arkadaşlar borsayı tamam mı? Bunu an ve an takip edeceğiz. Bu illaki yarın işte yarın Cumhurbaşkanı çıkıp da işte bak ben size demiştim faiz artırmayın falan biz tekrar ortodoks politikalardan vazgeçiyor demeyecektir. Ama bunu süreç içerisinde bizler takip edeceğiz. Eminim yabancı da bunu çok çok sıkı takip edecektir. Eğer öyle bir algının kokusunu alırsa bak algıyı alırsa demiyorum algının kokusunu alırsa o zaman e, borsada sıkıntılı bir süreç olabilir arkadaşlar. Tamam Şimdi yarın dediğim gibi ben de açılışı sizler gibi merak ediyorum. Nasıl pozitif mi açacak, negatif mi açacak? Bakacağız ona. Ama piyasadaki az önceki e, vurguladığım para babaları özellikle de yabancı taraf e, takası en çok olan yabancı kurumlar biliyorsunuz zaten işte Citibank'tır vesairedir, HSBC'dir. Bunların bu seçim sonuçlarını nasıl algıladığını hep birlikte sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Çok da uzatmayayım ve sizi de seçim sonuçlarından mahrum bırakmayayım. Tekrar televizyon başına geçin. Ben de şöyle hemen grafik çalışmama başlayayım arkadaşlar. Şöyle yukarıda 9.376. Eğer yukarı gidersek yarın pozitif bir açılış olursa 9.376'ya dikkat edeceğiz. Burası önemli. Direnç arkadaşlar tamam mı? Buraya gelip tekrar geri dönebilir de. Eğer bunun üzerinde bir günlük kapanış geliyorsa hatta ikinci yeşil kapanış geliyorsa o zaman hani hisseleri üzerine toprağa göm en azından hani Mayıs sonuna kadar bakma. Ama buradan bir satış geliyorsa da tekrardan nereye geleceğiz? Ana destek seviyesi olan 55 günlük hareketli ortalama 8779. Eğer yarın negatif bir açılış olursa da ilk destek seviyemiz 8984 21 günlük hareketli ortalama olacaktır. Ana destek ise 8779 55 günlük hareketli ortalama. Özellikle bakın bu hareketli ortalamayı not alın. Tamam 8770 deyin hadi. 8779 9'unu boş verin. 8770 bunun altında bir günlük kapanış geliyorsa o zaman borsada biraz sıkıntılı bir seyir başlar. 100 günlük hareketli ortalamaya kadar hatta 8300'lere kadar geri çekilme devam edebilir arkadaşlar. Dolar bazlıya bir bakalım. Dolar bazlı da 200 günlük hareketli ortalama bizim destek seviyemizde hem çarşamba bak hatta ne çarşamba bak salı, çarşamba ve perşembe günleri bu 272 doları böyle savundular tamam mı? buraya bir kale gibi savundular. Biz de zaten burası destekledik. Bunun altına günlük, iki adet günlük kapanış gelmedikçe sıkıntı yok dedik. Yarın <laughs> 272 dolara e, mümkün mertebe dikkat edeceğiz eğer bir geri çekim olursa. Yukarıda ise ara direnç olarak 286 var Kaufman. Onun da üzerinde 291 dolar olmazsa olmaz geçmemiz gereken direnç arkadaşlar. Burası süper trend üst bandı. Dolar bazlı grafiğimiz bu şekilde. Şurada olumlu bir yorum yapacak olursak dolar bazlı da şurada MACD'de bir al sinyali gelmiş arkadaşlar. Bu da güzel ama şurada da gelmişti. Bak şurada da bir yeşil mum gelmişti dolar bazlı da. Ama çok da fazla etkili olamadı. Ee, neredeydi? Şurada. Evet bak şuradayken. Kırmızı bir saniye. Şurada onu bir göstereyim. Ha şu. Burada da nasıl bir kırmızı mı? Ha şurada pazartesi günü çok sert yukarı açmıştık ve sonrasında ters çekit yemiştik kafaya ya. Ha, orada zaten o makdenin o sinyali de sönmek üzereyken borsa kapanmış. Eğer kapanmasaydı zaten kızaracakmış. Aşağıda 272 dolar. Yukarıda 291 dolar takip edeceğimiz ana direnç seviyeleri olacak arkadaşlar. Ana destek ve direnç seviyeleri olacak. Dedik ve Türk Hava Yolları'na geçtik. Türk Hava Yolları'nda şöyle bir e, yükselen trend çizmiştik. Şurada bir ara trend ve buranın e, tam da böyle üst bandından döndü. En yüksek kaç gördü? 299,5 gördü. Cuma günü geri çekilmelerde biz saatliği takip ediyoruz biliyorsunuz. Çünkü Türk Hava Yolları'nda son dönemde güzel yükselişler görmüştük. Saatlikte 294 Bak yine dolar dedim sanırım. Şimdi dolar bazlıdan direkt TL bazlı grafiğine geçince dilimiz dolarda kalıyor. İnşallah o günleri de görürüz. Şimdi yarın 294 TL'nin altında saatlik kapanış geliyorsa geri çekilme devam edebilir diyeceğiz. Eğer 300 TL'nin üzerinde bir açılış geliyorsa ve saatlik kapanış geliyorsa burada da 311 TL'yi hedef direnç olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Böyle hemen aracı kurum dağılımı değil takaslarına bakacağız. Biliyorsunuz hafta sonunda biz haftalık takasları kontrol ediyoruz. Ekran görüntüsünde bir kontrol edeyim. Evet geldi şuradan haftalığa tıkladığımızda ilk 5 alıcının %90, ilk 5 satıcının %63 olduğunu görüyoruz. Güzel bir takas değişimi var, haftalık takas değişimi var. İlk 5 alıcıya baktığımızda %90, ilk 5 satıcı %63. Citibank 3,5 milyon lot artırmış tahtacıları zaten kendisi Bank of America 3 milyon lot almış ve Türk Ekonomi Bankası 1,2 milyon lot almış. Bu arada Bank of America'yı bir kez hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz ay takas saklama etkisi verilmişti SPK tarafından ve burada da bakın Türk Hava Yolları'nda 3,9 milyon lot yani yaklaşık 4 milyon lotunun olduğunu ve kendine ait lotlarının olduğunu görüyoruz 20. sırada. Bilemeyiz belki ilk 5'e girmek için toplamaya devam edecektir. Şu anlık haftalık takas verileri güzel görünüyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda, tahtacının, yabancıların daha çok alım tarafında, satış tarafında ise en iyi satıcının diğer olduğunu görüyoruz. Tekrar grafik ekranımıza döndü. Koç Holding %2'lik bir düzeltme yaptı Cuma günü. Cuma günü normalde Borsa İstanbul %0.69'luk yükselişle günü kapatmasına rağmen Koç da böyle bir geri çekilme oldu. Normal midir? Normaldir. Çünkü çok sert bir şekilde yukarıya gitmişti. 203 TL'yi de biz sizlere e, direnç olarak vermiştim ve 203 TL'nin altına sarkarsa burada kar topu uygulayın diye de belirtmiştim videol videolarda sıkça. Şöyle saatliğe bir bakalım. Saatlikte destek seviyesinde aslında kapatmış. Yani çok da kötü bir durumda değil. Şu anda saatlikte 198 TL çok yakın destek. 4 saatliğine bir bakalım. Evet 4 saatlikte de MA 21 seviyesi 192 TL. Yani 192 TL'nin hatta Kaufman'ı da takip edebiliriz burada. Bir bakalım. Daha çok Kaufman'ı mı takip etmiş, MA mi? Evet, Kaufman'ı takip etmiş aslında. Bak 190 TL, 190 TL'nin altında 4 saatlik kapanışlar gelmedikçe pozisyonlar korunabilir. 203 TL yine takip edeceğimiz direnç seviyesi olurken 229 TL ise bir sonraki takip edeceğimiz direncimiz olacak arkadaşlar. Şöyle hemen onu da haftalık takaslarına bir bakalım. Arada da ekran kontrolümü yapıyorum. Bazen böyle ben konuşuyorum bakıyorum. Kayıt tuşuna basmamışım. Böyle de aksiliklerim oluyor. Evet ilk 5 alıcı %96. ilk 5 satıcı %83. Alıcılar güzel. Citibank 7.3 milyon lot almış ve Bank of America 1.3 milyon lot almış. Citibank burada aynı zamanda tahtacı arkadaşlar. En iyi satıcıya baktığımızda da yatırım fonları var. Satıcılar da çok dağınık değil. Yatırım fonları İş Yatırım ve Doşa Bank'ta satıcı tarafında yer almasına rağmen burada tahtacının Citibank'ın alım tarafında olması güzel. Yani şu mantık olacak arkadaşlar. Tahtacı satıyorsa satarım. Tahtacı alıyorsa alırım. Yani bu genelde yüzde yani %80 başarı sağlar bu oran. O yüzden bu haftalık takasları sizlere açıp bu şekilde gösteriyorum. Geldik TÜPRAŞ'a. Nötr bir kapanış yaptı. Cuma günü %0.06. Burada da şöyle bir yükseliş trendimiz vardı. Bakın şu nokta ile şu noktayı birleştirdiğimizde biraz da büyüteyim tam da buradan dönmüş. Böyle 179 TL olarak vermiştim. Yanılmıyorsam ben sizlere bunu e, topluluk kısmına bakabilirsiniz. 179 ya da 180 TL vermiş olmam lazım. En, yük en yüksek kaç görmüş? 179.8 görmüş. Saatliye bakalım. Destekte de tutunabilmiş mi? Evet, saatlikteki desteği de Kaufman hareketli ortalaması 175.3. 4 saatliğe bakalım. Şimdi 4 saatlik diyorsun niye buradan 5 saate tıklıyorsun diyenlere önceki videolarımda anlatmıştım. 4 saatlikte tradingview'de borsayı 9'da başlattıkları için 3 mum oluyor ama 5 saat girdim ben el ile şuradan ee, neredeydi ekle diye bir şey çıkıyor işte şurada aşağıda şu an görünmedi. 5 saat olarak ekledim. 2 tane mum oldu. Yani cuma günü şu mum ve şu mum oluşmuş oldu. Doğrusu da budur zaten. Şimdi 4 saatlikte ise Kaufman hareketli ortalamamız bak burada destek olarak çalışmış. Kaç burası 169 TL. O zaman biz ne yapacağız? O 169 çok aşağıda olduğu için saatlik desteği kontrol edeceğiz. Saatlik desteği neden kontrol edeceğiz? Ya kar stopu uygulamak için ya da almak için 175 TL'yi takip edeceğiz arkadaşlar. 174 175 TL takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. Direnç olarak da az önce vermiş olduğum 180 TL takip edilecek şurası direnç seviyemiz. Bakalım takaslarda nasıl bir tablo var TÜPRAŞ'ta? Ben de elim aracı kurum dağılımına gidiyor. Biraz daha hızlı gelirsen seviniriz sayın Matrix. Evet ilk 5 alıcı %78, ilk 5 satıcı %89. Şimdi burada satıcılar biraz fazla. Kim bunlar? Yatırım Finansman ve Bank of Amerika ilk 5 satıcının %89 olmasını sağlarken Alıcı tarafına baktığımızda aslında orada fena değil. Niye bu kadar böyle bir fark olmuş aralarında? Onu da anlamadım. Burada yatırım finansmanı çok lot satmış. 4.2 milyon. E, Citibank 3 milyon lotla en iyi alıcı. Yatırım fonları 2.1 milyon lotla en iyi Al, ikinci alıcı ve daha sonra diğer 1.8 milyon lotla üçüncü alıcı. Şimdi burada da tahtacı kim arkadaşlar? Citibank almış mı? Almış. 3 milyon lot. Artırmış. Bak son 3 aylığa baktığımızda 4 milyon azaltmış. Aylıkta 416 bin. Haftalıkta 3 milyonluk. Yani satmış olduklarını sanki geri yerine koyuyor gibi. Citibank arkadaşlar. Tahtacı alıyorsa problem yoktur. Tabi bu hafta seçim sonuçları fiyatlanacaktır. Düşer çıkar orası ayrıdır. Orta ve uzun vadede çok da sıkıntılı bir takas değil. Evet geldik sana. <laughs> Aselsan'da Cuma günü %1.17'lik yükselişle kapatmıştı. 55 günlük hareketli ortalamamız destek seviyemiz 54.50. Burası takip ediyoruz. Burayı ana destek seviyesi olarak yukarıda 21 günlük yine ana direnç seviyemiz 56.23. Bunun üzerinde günlük kapanışlar gelmedikçe biraz sıkıntı devam edebilir Aselsan'da arkadaşlar tamam mı? Yani şu anda hala düşüş trendi bitmiş değil. İlk etapta 56.20 daha sonra 58.98 yani 56 TL daha sonra da 62 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar gelmesi gerekiyor. Aksi durumda 51 TL'ye kadar düşüş devam edebilir Aselsan'da. Hemen şöyle Aselsan'da aracı kurum dağılımına diyecektim. Takasına bakalım. Evet haftalık takası açtığımızda. İlk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %78 en iyi alıcı. Emeklilik yatırım fonları 6.2 milyon. Daha sonra Bank of America 1 milyon lot almış. Bak kemiksiz. 1 milyon adet direkt takasına işlemiş. En iyi alıcı ise emeklilik yatırım fonlarından sonra diğer olmuş. Bofa değil diğer olmuş. 3 milyon lot almışlar. En iyi satıcılara baktığımızda yatırım fonları var. 2.6 milyon lot ve daha sonra da ICB Türkiye var. ICBC Türkiye var ve diğer var. 2.6 milyon lot ile. Burada tahtacı Citibank'a bakıyoruz. Günlükte 966 bin not artırmış, haftalıkta 147 bin adet artırmış, aylıkta 2 milyon, 3 aylık aylıkta 2 milyon lot çıkış yaparken 3 aylıkta toplamda 8.8 milyon lot aldığını görüyoruz. Yani haftalıkta çok fazla bir etkisi olmamış burada tahtacının. Dengeli de bir haftalık takas değişimi olmuş. Bir maçla devam ediyoruz. 2.7'lik bir yükseliş yaptı nokta bir yükseliş yaptı. Geri çekilmelerde 345 TL yüz günlük hareketli ortalama ve takip ettiğimiz destek seviyesi. Bakın teknik yalan konuşmuyor arkadaşlar. Şu Fibo'yu bir kaldırayım. Hani bu geri çekilmelerde ne dedik Dimash ee, için? 345 TL yüz günlük hareketli ortalamadır. Bunun altında günlük kapanışlar gelmesin dedik. Gelmiş mi? Gelmemiş. Bak buraya değiyor, değiyor, değiyor ve sonrasında yukarı gitmiş. Fakat düşüş trendi bitmiş değil. Bak burada sel yani satış sinyali hala geçerlerini koruyor 365 TL yarın önemli bir direnç olacak buraya kadar gelip satış yiyebilir dikkat etmekte fayda var 345 TL ise takip edeceğimiz destek seviyesi olacak arkadaşlar bakalım şimdi teknikte bir miktar kıpırdama olmuş ama takaslarında var mı onu da bir kontrol edelim haftalık takaslarda durum nasıl Ve haftalık takasları iyi değil arkadaşlar. İlk 5 alıcı %56, ilk 5 satıcı %97. En iyi alıcıya baktığımızda 1.4 milyon lotla diğeri görüyoruz. En iyi satıcı ise Citibank olmuş. 1 milyon lot ve yine yatırım fonları 999 bin. Yine emeklilik yatırım fonları 991 bin. Yani 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Citibank yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları. Bak tahtacı Citibank. Emeklilik yatırım fonları 4. sırada. Yatırım fonları 6. sırada bunlar satış tarafında olurken en iyi alıcı diğer olmuş. Garanti iş yatırım ve vakıf da alıcı tarafında garantinin çok bir lotu yok. İş yatırım burada 101 bin lotu var. Ama o da çok etkili bir alım yapmamış. Kötü bir takas dağılımı olmuş arkadaşlar bir maçta. Evet, son istemiz enerji sayı geldik. %0.69'luk e, kapanışla 57.95 21 günlük hareketli ortalamasının üzerine ilk günlük kapanış geldi 59.92 takip edeceğimiz ara direnç seviyesi tüm zamanların en yükseğiyse ana direnç olarak takip edeceğiz 64.45 geri çekilmelerde 57.95 yakın destek onun da altında 55 günlük hareketli ortalama bakın şu mavi hat ne kadar güzel destek oldu bak geliyor tutunuyor 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 hop çıkıyor burada dirençle karşılaşıyor tekrar geri geliyor tutunuyor Burada direnci kırıyor. Şimdi 59.92 takip edilmeli. Oraya geçilirse MACD'ye de ala döner bu arada. Bunu da belirtelim. Enerji sanında hemen takaslarını kontrol edelim. Haftalık takaslarında bir güzellik var mı? Fena değildi geçtiğimiz hafta. Grafiğe baktığımızda çok da fena bir kapanış. Yapmamış haftalık kapanış. Pardon haftalığa tıklayacağız. Evet. İlk 5 alıcı %78, ilk 5 satıcı %72. Burada Citibank tahtacıdır ama tahtacının satıcı olması negatif bir durum. En iyi alıcı ise Ak Yatırım olmuş. Ak Yatırım burada 13 milyon lotu olmasına rağmen enerji sağ. E şimdi Ak Yatırım, Akbank bunlar da Sabancı bünyesinde olduğu için bunun alım tarafında olması güzel. Yani burada tahtacının satış tarafında olması ama e, Sabancı kökenli bir yatırımın, aracı kurumun burada en iyi alıcı olması da fena değil. Zaten ilk baş alıcı da %78 bir tık daha üstün gibi görünüyor. Yani çok da böyle kötü olmayan hatta bir tık iyi olan bir haftalık takas değişimi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 19 dakika olmuş hemen hızlıca altın sertifikasına bakalım. Normalde bakmıyorduk hafta sonları ama yine de bir bakalım. Yarın seçim belki dolarda bir hareket olur falan filan e, inceleyelim. 25.82 yarın takip edeceğimiz direnç seviyesi olurken geri çekilmelerde 24.50 takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. MAC ala dönmüş burada. Mavi hareketli ortalama turuncu yukarı yönünü kesmiş. Onun da bir takasına bir bakalım. Hızlı takas. Bir de böyle bizi bekletmese çok süper olacak ama. Evet haftalığa baktığımızda. Şimdi bu geçtiğimiz hafta bu faiz kararından önceki hafta olduğu için ben bunun son şöyle 3 gününe bakmak istiyorum. 20'sinden itibaren bakmak istiyorum. Çünkü emeklilik yatırım fonları baya bir e, coşturmuştu orada. Hatta bak hala coşturmaya devam etmiş. Bak son 3 gün. Bak son 5 güne baktığımızda yine emeklilik yatırım fonları çıkacak. Aynen emeklilik yatırım fonları buradan kayboldu. Bak şuna bakın arkadaşlar. Son 3 aylıkta eksi 265 milyon lot. Yani bu tahta el değiştirdi. Tamam mı? Altın sertifikası el değiştirdi. Tahtacı iş yatırım oldu. En iyi alıcıya baktığımızda. Dur tekrar haftalığa tıklayalım. Pardon. Son 3 güne tıklayacaktık. Az önce öyle demiştik. Şöyle gelelim. Hı. Emeklilik yatırım fonları satmaya devam ediyor. 53.9 milyon lot olmuş. En iyi alıcı ise diğer ve yatırım fonları olmuş. Günlerdir işlem yapan iş yatırım nerede? Demek hani her gün iş yatırımı görüyorsunuz ya. O nerede? O yok. O kimin malını satıyor? Şunun malını satıyor işte. Emeklilik yatırım fonlarının malını satıyor. Daha da satar mı bilemiyorum. Belki de yarın sattığına pişman mı olur? Onu da bilemiyorum. Ama son, 16 e, nasıl kapattı? %1.74 kapattı Cuma günü. Ama sonrasında Powell'ın da bir e, konuşması da vardı sanki böyle. Hani çok da erken davranmayacağız gibisine böyle bir ons altına bir tırpan vurmak istedi. Onu da yine pazartesi ons altının açılışına göre değerlendirir. Topluluk kısmından bir yorum yazarım sizlere. Yabancı oranını bir açalım isterseniz. Şöyle grafik diyelim. Şuradan çizgi Evet bakın baya bir yükseldik. %37.9. %38'lere tekrar geldik. Bu %38.40'lara geldiğinde bir haller oluyor. Böyle bir gevşiyor yabancı takas oranımız. Kapatalım bunu ve geldik. Neye? Tabii ki de sizin en sevdiğiniz haftalık para giriş çıkış analizi. 22 dakika. Şuradan hemen tarihimizi ve kurum sayımızı seçelim. ayarlar şuradan önce tarihi seçelim. Ya az önce şeyi yanlış yaptık bak altın sertifikasını. Bir Saniye bak altın sertifikasının takasında bir şeyi yanlış yaptık sanırım. Bak şimdi açınca tarihi gördüm. Nerede bu altın sertifikası? Sonra yorum yazıyorlar hocam yanlış baktınız falan tarihi diye. Bir dakika. Ya şu ben az önce şurayı seçtim bak 20'sini seçtim. 28, 27. Son 3 güne bakacak olursak. Heh, son 3 güne baktığımızda emeklilik yatırım fonları geri almaya başlamış. Tamam mı? Emeklilik yatırım fonları bak geri almaya başlamış. Yatırım fonları satmış bu kez de. Yine de çok da şey değil yani hani çok da bilgi veren bir e, takas dağılımı yok. Hayda şimdi şeyi geri kapattık bak. Para giriş çıkış analizi. Tarihimizi seçelim. Tarih aralığı 25-29. Doğru seçelim ki sonra yanlış bilgi vermeyelim. Bazen kaçıyor böyle gözden. 5. Tamam. Haftalıkta tüm senetlere 3.1 milyar TL para giriş olmuş. Bu paranın 1.9 milyarı BIST 30'a girmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi hisse ya daha çok para giriş olmuş hangisinden para çıkış olmuş. Yapı Kredi Bankası'na 500 milyon TL para girmiş haftalıkta. Türk Hava Yolları'na da yine o civarda 467 milyon TL. İş Bankası'na 281 milyon TL. Koç Holding'e 254 milyon. Ve Sabancı bankalar, Türk Hava Yolları ve Holding'ler. 6. sırada Akbank, 7. sırada Peker Geyo, 8. sırada Tüpraş, Asya Santav Havalimanları Ereğli, Agrot, Koza Anadolu, Enerya, Batı Çimento, Cante, Vakıfbank, Halkbank, Vestel, DAP gayrimenkul para girişi olan hisseler olurken para çıkışında maalesef listemizde olan BİMAŞ 266 milyon TL ile başı çekiyor. Doğa, Şişecam, VERAGEYO, Petkim, Dohol, Camaş, Fordoto, Migros, GÜBREF, Otakar, Reader, Astor, Tofaş, Egeen, Şok Market, Arçelik, Nuh Çimento, Ebebek, Enka İnşaat. Bunlar da para çıkışı olan hisseler olmuş haftalıkta. Şöyle bir bakalım. Cuma günü yapı kredi bin adet e, long pozisyon açmış. gelik yatırım bin adet. güven bir 1000 adet. 1000 adet. E, short tarafına baktığımızda taciller atmış. 4200 işte diğer. Böyle haftalığa bir bakalım bunun da. Haftalıkta yapı kredi 15000. iş yatırım 13000. Diğer 10.000 adet long pozisyon açarken. Garanti 16.000. HSBC 8.000. Diğer 11.000. BOFA 5000 adet. Toplam pastaya baktığımızda ise. Evet TB yapı krediyi burada long tarafında görüyoruz. En iyi short tarafı ise deniz yatırım HSBC diğer Bank of America. Yani şartlar eşit gibi arkadaşlar. Burada ilk iki de biraz baya bir lot var yüzde 82'sini oluşturuyor ilk iki. Burada biraz dağınıklar ama şuradaki short varlığının yüksek olması bir nebze biz longculara mut veriyor. Tabi biz derken ben bazen short pozisyonu açıyorum gün içerisinde. Şimdilik böyle çok etkili bir Etkili ve baskılı bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Şey tarafında. Viyok tarafında. Yani şimdilik short tarafının böyle diğerin kalabalık olması yine bize iyi. Evet yarın önemli bir gün olacak. Seçim sonuçları e, piyasalar tarafından fiyatlanacak. Ben de açıkçası merak ediyorum. Videonun başında belirttiğim gibi yani e, yabancı nazarında bu iyi bir algı da olabilir. Kötü bir algı da olabilir bu seçim sonuçları. Yani bekleyeceğiz artık hani böyle şu olur bu olur diyen varsa da yalan konuşuyordur. Onu baştan söyledim. Yani yarın sabah roketleriz diyen ile yarın sabah çökeriz diyenler biraz e, sallıyordur. İşkembeyi Kübra'dan sallıyordur diyebilirim. Ben biraz daha böyle sanki e, şey tarafında olacağım. Yani sanki böyle bir negatif fiyatlama olabilir gibi düşünüyorum. Hislerim ve geçmişteki e, borsa içerisinde yaşadıklarım biraz bunu söylüyor bana. Evet önemli bir hafta olacak. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Tekrardan yerel seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Videoyu ben ihmal etmeyelim. Hepinize hayırlı savurlar diliyorum. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum şimdiden. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.